taşırlar ya da kendi cehennemlerine sırtlarında odun taşırlar. Eğer böyle tam arada kalmışsanız... Kendim mesela çok öyle hissediyorum da o yüzden belki herkes öyle görür. Ya Allah'tan cenneti istemek gerekir ve dünyada da cenneti hak etmek için çok çalışmak gerekir. Araf arada bir yerde kalmak, yani iki arada bir derede. Hayır. Ama mesela çok anlaşılamıyorsanız dünyada o zaman... Hiç, Allah sizi çok... anlar. Bilir, anlamak diye bir sorunu yok çünkü yarattı. Zaten bu orayla ilgili bir kavram. Yani bu dünyada bir araftan söz etmiyoruz. Öbür dünyada ya da ruhların beklediği. Tabii bu teolojik arka planı çok farklı bir şey biraz da. Ezoterizme kaçıyor diğer dinlerde. Yani orada bekleyecek işte insanlar. Evet. Hüküm gününü bekleyecekler şimdi ölenler. Sizinle ilgili çok şaşırdığım bir şey... 1971'de judo antrenörlüğü yapmışsınız. Hı hı. Niye böyle bir şey istediniz? Böyle çok dövülecek adam mı vardı yoksa? Yok, dövme meselesi değil. Ben Marfan sendromluyum. Kas liflerim uzun. Onun için ağız aşağı yatsam kollarım kendimi kaldırmıyor. Yani barfix yapamam, şınav çekemem. Tabii o zaman Marfan olduğumu bilmiyordum. Hep beden eğitiminden ikmele kalırdım. Çünkü barfix yapamıyorum, şınav çekemiyorum, ayağımda 47 numara spor ayakkabısı giyemiyorum, 19 Mayıs'a katılamıyorum ve her sene beden eğitiminden ikmale kalıyorum. Hoca da aslında beni seviyor ama benim çalışmadığım için kaslarımın gelişmediğini düşünüyor. Ben de sürekli kasımı geliştirmek için bir şeyler yapmak istiyorum. Sonra gittiğim doktor da... Madem böyle kasların gelişmedi, zayıf, ince dal gibi, şimdiki gibi değilim, daha da zayıfım. Sana pasif sporlar dedi, işte yüzme yapabilirsin, yürüyüş yapabilirsin. Yani ağır kasına zor gelebilir, bünyeye zor gelebilir. Bir de yani judo güç gerektirmiyor, judo. Daha çok felsefi bir şey de var değil mi? Tabii Jigar Kana'nın o yani sertlik değil. Üstüne gelen kişiyi üzerine doğru çekerek... Onun gücünden yararlanarak onu yenme. Öyle bir arka planı da var. Hiç kullandınız mı peki? Normal judo tabii yani. Judo yaparım. Antrenördüm yani. Öyle değil. Judo'yu zaten yani düşmanlık için değil. Ben sadece kaslarımı geliştirmek için. Ama sonradan öğrendim ki benim kaslarım zaten var ama fonksiyonel değil. Lifler uzun olduğu için kas gücüm yokmuş. Bunu çok geç öğrendim. Yani judo antrenörü olduktan sonra da benim kasım gelişmedi. Daha sonra 1980 yılında 12 Eylül'den sonra askerdeyken Gata'da yatıyordum. Orada yapılan bir inceleme sonunda benim Marfan sendromu olduğum anlaşıldı. Çok geç değil mi? Bu geç gündür. Evet, zaten Türkiye'deki ilk klinik vaka benim. Benden önce bir Marfan yok. Dünyada ilk klinik vaka Abraham Lincoln. Avrupa'da ilk klinik vaka Charles de Gaulle. Türkiye'deki ilk klinik vaka da benim. Bugün de artık Türkiye'de herhalde 4000'e yakın Marfan sendromu tespit edilmiş. Evet, şimdi bu arada soruları sorarken gerçekten çok şaşırarak soruyorum. Çünkü böyle çok ilginç özelliklerinizin olduğunu söyledim ya. Mesela hani mesela bir toplantınızda dinlemiştim. Arkayı görebiliyorsunuz. Arkayı görmüyorum da öyle diyorlar. Yani kalp gözü göz açık merceğim, mı? Hayır, tamamen böyle anatomik bir şey. Göz merceklerinde de biraz böyle bombe farkı var. Burası da biraz çökük benim. Buradan böyle baktığıma şöyle görüyorum. Yani şu anda tabi bunun arka ucunu görüyorum. O kameramanı görüyorum mesela böyle baktığımda. İnanılmaz bir şey. Ama tam arkasını görmüyorsunuz. Hayır. Ama yani onun için evliya olmak için. Ben böyle otururdum, yan taraftan okurdum. Hep kopya çekerdim ve hiç yakalanmazdım. Ben herkes bunu böyle görüyor. Tabii o zaman biz 3 kişi oturuyorduk bir sırada. Böyle oturduğum zaman ben buraya okuyordum. Ama ben bunun böyle bir problem olduğunu... Bilmiyordum. Yani herkes görür zannediyordum. Ama sanki problemler ziyade bir özellik gibi geliyor bana. Bir özel... Tabii anatomik bir farklılık var. Göz merceğinde bozukluk ve anatomik olarak böyle görme. Oo. Şimdi tabii burada gözlük camı olmadığı için çok net göremiyorum. Yani hareketi falan görüyorum da. Yani eskiden bayağı vardı. Yani tam arkamda duruyorsanız hayır da azıcık kumuldadınız görürdüm. O tabii araba kullanma benim ehliyetim yok. Araba kullanırken de arkadan gelene böyle fark ediyorsunuz. O rahatsızlık veriyor insana. Ehliyetim yok derken? Araba kullanamam ben. Ehliyetim yok. Ha. Yani şimdi böyle görme
farklı bir algılama. Aklına geleni görüyorsunuz. O zaman bu biraz daha gizem de... Yok, benim için çok tabii, yani şimdi üstünde yürüyen cambazı dışarıdan bakanlar aa falan diyor ama o çok rahat olmuş. Hatta bisikletle gidip perende de tabii. Tabii, harika. Evet. 2500 konferans, benim en son okuduğum 2500 konferans, 40'a yakın kitap, 20'ye yakın yağlı boya tablo. 65 kitap, şey. Çok daha çıktı fazla. Çıktı yani, değil mi? Yani, fazlalaştı. Evet, yani şu mesela zaman zaman Mavi Marmara günlerinde bir ayda 50 bin kilometre mi yol kat etmiştim? Yani sürekli süperi haldeydim. Şimdi yine bu Suriye-Mısır olaylarında da çok yoğun bir şekilde... Bir zamanlar günde 5 defa duruşmaya çıktığım oluyordu. Haftada 5 gün, günde 5 defa duruşmaya çıkabiliyorsunuz. Şimdi artık yani sabah öyle akşam buraya gelmeden önce İHA'da toplantım vardı. İHA'dan, yani sadece akşamı söylüyorum. İHA'da toplantım var. İHA'dan TGTV'ye geçtim. TGTV'de toplantımız vardı. Ondan sonra Mete Tepe Gençlik'le bir araya geldim. Maşallah, ondan maşallah. Sonra Abdurrahim Boynu Kalın ve bir gençlik grubuyla Rabia konusunda bir toplantım vardı. Oradan da buraya geldim. Sadece akşam ve buradan çıktıktan sonra da bir başka televizyon kanalıyla canlı telefon bağlantısıyla. Maşallah. Yağlı boya üzerine biraz durmak istiyorum. Hala çalışmalarınız devam ediyor biliyorum, evet, ki. Yani çok yoğun değil. Koşturmacalar. Peki böyle resim eleştirileri, yani bu tablo eleştirileri ya da bu sanat üzerine eleştiriler yapıyor musunuz başkalarının? Şimdi ben Eski İmam Hatip Okulu'nu bitirenler üniversiteye giremiyorlardı. Üniversiteye girmek için bir de dışarıdan liseyi bitirmeniz gerekiyordu. Fark dersleri dediğimiz. Hı hı. Yani İmam Hatip dersleri dışındaki lisenin bütün dersleri bir de dışarıdan girip bitirmeniz gerekiyordu. Ben de liseyi dışarıdan İmam Hatip'i 7 senelik İmam Hatip Okulu'nu 9 senede hep 4,5 üzerinden 5 alarak bitirdim. Maşallah. Haziran'da bitirdim. Eylül de lisenin tamamını verdim. Yani o çok mümkün olmayan bir şey. Güzel sanatlar. Liseyi bitirdim. Ondan sonra da nereye gideyim dedim. Nerede okumam gerek yani. En fazla layık nerede diye düşündüm. Herhalde Güzel Sanatlar Akademisi'ndedir. O zaman ben Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim. En fazla layık nerede? Evet. Ha. Yani kafa onun öyle çalışıyor. Oraya gideceğim. Ben en iyi ressam olacağım, en iyi heykeltıraş olacağım. Neyse işte. Yani heykel. Ne... Yaptığınız resimler bayağı konuşuldu, hepsi haber oldu. Yani ben o zamandan resim dersleri aldım. Ondan sonra da ben layık değilim diyeceğim. Peki layıklıktan konu açılmışken, mesela Bedir Baykal ve Kenan Evren'in yağlı boya çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Yani Kenan Evren'inki yani çok öyle resim değil işte, yani yapıyor o da. Tamam, o da iyi yapsın, bir şeylerle ilgilensin. Bedri daha çok kolaj çalışıyor. Yani işte en son çerçeveyi, boş çerçeveyi satmıştı. Ve hani o zeki çocuk Tuluyhan Uğurlu Viyana'da müzik konusunda. Acaba dedim yapamayarak mı satıyor diye düşündün mü? Yok, o da öyle bir uslup geliştirdi. Benimki daha farklı resimler Türkiye'de kendi türünde. Ama resimle ilgilenmem... Bu Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek için resim dersleri aldım. Hmm. Daha sonra yedi kardeş ya hadi bir şeyler yapalım dedi. İsmet Yedi Kardeş'in teşviğiyle tekrar resim yapmaya başladım ama benim sanatla ilgim 1972. 72'de Mete Tepe Sinema Kulübü'nü kurduğumuzda biz 9 arkadaş sinema filmi çekmiştik. Evet, Necla Nazlı ve Itıresen'in Kurtuluş, Gençlik. Yok, Gençlik Köprüsü isimli bir film. Bir yandan da Mustafa Miyasoğlu, Allah rahmet eylesin, geçenlerde vefat etti. Bekir Oğuz Başaranlar'la beraber Yeni Sanat Dergisi'ni çıkarttık. Müslümanların çıkarttığı ilk Cumhuriyet dönemindeki sanat dergisi. Ondan sonra da bir daha sanat dergisi tam yapılmadı. Yani edebiyat dergisi var da bizim sanat adına bir şeyimiz yok, tiyatro yok, sinema yok, yani ne yapacaksınız? Eleştiri yapıyorduk. Ben o dönem hemen hemen İstanbul'daki tiyatroların çoğuna gittim. Filmlerin çoğunu izledim, yani izlemeye değer olan filmlerin. Ve fotoğraf eleştirmeleri yapıyordum. Türkiye'de pek fotoğraf eleştirmeni yok. Ben kamera kullanımına ilişkin
sinemalarda da kamera kullanımı, ışık gölge. Peki onun hala şu an devam ediyor mu sizde? Yoksa şu anda şimdi gündem bu kadar programlara katılıyorsunuz? Ya resim yapıyorum. Sanatla bir şekilde ilgim var. Kızlarım ikisi, birisi sinemacılık dersleri de aldı. İkisinin de ayrıca fotoğrafçılık dersleri var. Oğlum da Poymedia denilen 360 video street view'ler üzerine çalışıyor. O da yine bunu sanata da uygulayabilirsiniz. Yani tümüyle bunların dışında değilim ama tabii... öyle çok da fazla sanatla ilgilenecek vaktim olmuyor. Ama fırsat bulursam yine sinema yapmak isterim yani. Harika. Peki neden sürekli yakasız gömlek giyiyorsunuz? Yakasız gömlek giymiyorum. Aa, burada ama düğmeyi vurmamıştım. Bunu, evet, bugün yakalı da olabilir yakalı. Bu düğmeyi vuruyorum. Ama ben kravat takmıyorum sürekli diyorum. Böyle yakasız. Böyle... Öyle gömlekler de yaptırdım. Ve bunun kravat... Sanki böyle bir felsefesi varmış gibi geldi bana. Yani sadece dayatmaya karşı çıkmak için, susarken bile bağırmak için kravat takma mecburiyeti. Yani daha doğrusu bir kıyafetin dayat. Ben kravata karşı değilim. Çocuklarım takar ve... kıyafet dayatması bu ülkede kalktığı gün belki ben kravat da takabilirim. Yani öyle kravata karşı birisi değilim. Ha, ama ben takmıyorum diye bağırıyorum. Yani birileri çünkü onu uygarlığın olmazsa olmaz şartı gibi bana dayatıyor. Ve ben de çok protest bir tavır bu. Susarken bile bağırmak. Genelde bu anlamda Türkiye'de tek bahisesiniz galiba. Yani bu manada. Yani, evet yani bir, bu kaç yıl yani. 20 yıllık bir disiplin. Cansızoğlu ne 20 yıl 25 yıla yaklaşmıştır. Mecliste Cansızoğlu diye bir milletvekili kravatsız geldiği için kulise alınmadı. Onun üzerine de o zamanki bizim partideki arkadaşlar, dernekteki arkadaşlar aman dediler herkes kravat taksın. Başımıza iş almayalım yönetim kurulu üyeleri en azından. Baktım herkes de teslim oldu bu işe. Ben de İstanbul Üniversitesi'nin önüne gittim. Ben parlamento muhabirliği yaptım, başbakanlık danışmanlığı yaptım Ankara'da. Sürekli kravat takırım. Yani pijamamı çıkartıp gömleğimi giydiğimde pantolonumu giymeden kravat takan birisiydim ben. Öbür sürü de kravatlarım vardı. Güzel kravatlarımdı. Yurt dışına seyahat ediyordum. Kravatımı taktım yine. Elbisemi giydim. İstanbul Üniversitesi'nin önüne gittim. Basını da çağırdım. Bu ülkede kıyafet dayatması olduğu sürece ben bir daha kravat takmayacağım dedim. Kravatımı çıkarttım, ayakkabımı sildim böyle parlattım. Harika. Çöp sepetine attım. Ve kendi kendime verdiğim bir söz bu. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Bir kravat... İlk kravat taktığınız gün mutlaka sizi görmek lazım. Takacak mısınız? Ha, yani eskiden İmam Hatip'teyken bize kravat takma mecburiyeti vardı. Naylon kravatımız vardı böyle lastikli ya da kancalı. Ya komik şeyler de yaptık. Yani onlara duyduğum bir öfkedir biraz da. Hem bu yaşadığım zamana ilişkin dayatmalar. İlla da bana bir dayatma olması gerekmiyor. Ben bu şekilde genelkurmaya da girdim. Ordu evine de girdim. Yani benim şahsıma karşı herhangi bir engelleme de yapılmadı. Parlamentoya da gidiyorum. Ha, o zaman da 28 Şubat'ta da öncesinde de kimseyi almazlarken ben yani genelkurmaya kravatsız gittim. Sakallı ordu evinde kaldım. Özal'ı almamışlardı. Yani Korkut Özal'ı. Kardeşi Cumhurbaşkanı onu almıyorlardı. Ama ben sakallı ve kravatsız olarak yanımda da Yaşasın Şeriat bir başkasından Kemalizm kitaplarıyla birlikte. Şeriat demişken neyse oraya daha sonra gireceğim. Ben başka bir konuya girmek istiyorum. Bu yazınızı okudum ama o yazıya geçmeden önce toplumun bu konudaki yargısıyla yargısını söyleyerek gireceğim. Bu dindar kesim yıllarca Hüseyin Üzmez oluyla yani Hüseyin Üzmez oluyu üzerinden vuruldu açıkçası. Ya da bir tarafı çekildi. Üzmez üzdü diye bir yazınız var. Ben şeyi merak ediyorum. Medyanın bu dindar kesim üzerinden bu cinsellik zaaf avı ne zaman bitecek? Bilmem. Onu onlara sormak gerekiyor ama bizim de bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Yani kadın, para, güç, iktidar ve koltuk konusunda açlığımız var. Yani köyden geldik, şehirde karşılaştığımız işte durumlar karşısında bazen içimize fire verenler olabiliyor. Bu hep olacak da yani. Her zaman oldu da, tarihte de böyleydi, bugün de böyle. Ha, sayısı azalabilir ama mutlaka dökülenler olacak. Cennette, cehennemde boşuna yaratılmadı.
Evet. Yani her zaman ne bileyim peygamberin eşi ona iman etmedi. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in yeğeniydi. Hı-hı. Ama Firavun'un sarayında Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Asiye, Hazreti Yuşa vardı yani. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları kardeşlerini kuyuya attılar. Hı-hı. İnsanlığın serüveni bu olacak. Hayır, ben çok... Onlar ya, açık buldukları an belden aşağıda vuracaklar. Onu örnek göstererek diğer insanlara da saldıracaklar. Bu böyle. Onlar da cehennemi nasıl hak edecek? Biz cenneti nasıl hak edeceğiz? Evet. Hocamlar. Şimdi bugün şarkıcının bir tanesi Atatürk'ü sevmeyenle tokalaşmam dedi şarkıcının bir tanesi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani benim için sanatçı değil. Eğer böyle bir şey söylüyorsan. O yüzden ben şarkıcı diyorum. O da öyle söylüyor demek ki. Yani ben de onunla tokalaşmak istemem. Ama keşke böyle söylemeseydi. Yani böyle bir şey söylemiş olmakla yani sanki işte birisi de bir zamanlar Atatürk'ü sevmeyen benim gömleğimi giymesin demişti. Abbati reklamlara çıkan bir tırnak içinde sanatçı. Hmm. Sonra Abbati Erbakan ailesine geçmişti. İlginç. İnanmayan birinin cenazesinin cami avlusuna getirilmesi hem inananlara hem de kişinin kendisine saygısızlıktır yani, demiştiniz. Evet. Bunu Tüken Saylan vefatından sonra söylemiştiniz. Hı-hı. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani inanmıyorsa niye getiriyorsunuz soruya? Yani dürüst olmak gerekiyor. Ha bazıları da diyebilir ki işte bu kültürel, ya bu din kültür falan değil, din ayrı bir şeydir. İnanmıyorsan gelme kardeşim. Yani ben de oradaki imamı da yalancı şahit durumuna düşürme. Ben orada seyirci olmak istemiyorum. Yani cenaze gelmişse, mümin birisi ise namazını kılmak isterim. Bana sorulduğunda da iyi biliriz demek isterim. Beni niye yalancı durumuna düşürüyorsun? Yani sonuçta tanımadığımız bir insana iyi biliriz demek zorunda kalıyoruz değil mi orada? Yani çok dürüstçe bir şey değil. İnanmıyorsan... Bir de orada bir şey sormak istiyorum. Bu geçen Ergenekon davası sonuçlarında da... peki Müslüman pek tabii ki hoşgörülü olmak zorunda ya da hoşgörülü olmalı. Bu konuda ben çok bazı farklı düşüncelerim var ama... Sanki böyle... Ben hoşgörülükten niye... Yani hoş görülmeyecek bir şey niye hoş görüyorum ki? Tahammüllü olmak ayrı bir şey. Yani sabırlı olmak ayrı bir şey. Mühlet vermek ayrı bir şey. Hayır, şunu söylüyorum. Mesela şu olayda da mesela Türkan Saylan ya da diğerleri. Bizler Müslümanız diye ya da bir dindar kesimde dahiliz diye herhangi bir hareketimiz neden böyle rovanş olarak algılanıyor onu ben çok merak ediyorum. Ya da bir sitemimiz ya da biraz uzak duruşumuz, bir laf söyleyişimiz. Bana çok anlamsız geliyor yani. Sürekli yani onların, basın, evet. Medyanın bir rovanş mı alıyorsunuz? Müslüman işte rovanş almaz gibi. Kaybettiği acıları büyük, kaybediyorlar. Ve kendilerinin bize yaptıklarını hatırlayıp bizim kendilerine aynı şeyi yapmamızdan korkuyorlar. Şuur hatları böyle. Ve bir kompleks geliştirdiler, bir fobi geliştirdiler. İşte İslamofobi dedikleri psikopatolojik bir durum. Tedavi edilmesi gerekiyor. Yani, sosyal rehabilitasyon açısından da bizim onların bu konudaki sosyal antipati diyebileceğimiz reflekslerine karşı çok alıngan olmamamız ama dikkatli davranmamız gerektiğini gösteriyor. Yani karşımızda normal bir insan yok. Değil mi? Yani ilginç. En büyük hayaliniz ünlü olup layık değilim demekmiş. Yok, ünlü olmak diye bir şey yok sadece. İleride yani ileride derken geçmişte çocukluğunuzda. Ya alakalı. Ben o zaman da ünlü olmak değil ama iyi bir ressam, iyi bir ilk Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmekteki kastım oydu. Bir defa yani başarısız, sıradan bir kişisiz isem, layık değilim desem ne yazar? Ben en iyi olacaktım ve
layık olmadan da en iyi olabilirim. Onlara sürpriz yapacaktım ve onların bu değer yargılarının doğru olmadığını onlara anlatmak için bir fırsat olur mu? Ben iyi bir sanatçıyım ve layık değilim. İyi bir sanatçı olmak için layık olmak gerekmez. Onlara bunu anlatmak istiyordum. Anladılar mı sizce? Bir defa Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidemedim. Ara Paris'e geçtim. Daha sonra gazeteciliğe geçtim. Ben birçoğundan daha iyi resim yaptığımı düşünüyorum. Bilmiyorum onların sorunu bu ama ben anlatmaya çalışıyorum. Evet, sürekli bir kesim var kendini anlatmaya çalışan ama anlamak istemeyen. Dolayısıyla hani bu yüzden soruyorum. O gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var hissetmez olabilirler. Biz yine de üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Yani ben gösterdiğim çabanın karşılığını onlardan değil Allah'tan bekliyor olabilirim. Öyledir. İkincisi hep biz kazanılan savaşların kahramanlarını tanıyoruz. Kaybedilen savaşların da kahramanları vardır kimse bilmese de. Yani siz hiç kimseye derdinizi anlatamasanız da eğer anlatıyorsanız o hani iyilik yap denize at balık bilmese Halit bilir diye bir söz vardır. Evet çok severim ben. Yani biz gösterdiğimiz her çabanın karşılığını eksiksiz alacağız. Hatta fazlasıyla. Eyvallah. Bazı sözleri söylediğiniz zaman çok alay oluyor mesela bu camiada. Mesela kendi davranış stilinizi, benimsediğiniz yolu söylediğiniz zaman alay oluyor. Bunlardan bir tanesi de mesela işte ben hiç kadını sıkmadım dediğiniz bir olay oldu. İşte ya da niye böyle bunu söylemek zorunda bırakılıyor? Yani onu ben de hemen söylüyorum. Ben gericiyim diyorum. Aslında bir ironiyle ona benim farklı, sadece benim kendi farklılığım değil, başka insanlar da yani bir Hindu ya da inek eti yedirmeyin. Yani çok basit bir şekilde farklı değer yargılarına, farklı dünya görüşlerine karşı anlayışlı olmak, onu kendimize benzetmek için tehdite benim sevgimi, saygımı kazanırsanız ve ben yanlış yaptığımı anlarsam sizinle ortak bir şeyler yapabilirim ama beni tehdit ederek, aşağılayarak, dışlayarak bana bir şey yaptıramazsınız. Bir de o tavrım Müslümanlara karşı da protest bir tavır. Çünkü herkes çok rahat bir şekilde artık yanak yana öpüşebiliyor, el sıkışabiliyorlar. Kapıları kapatıp bir ortamda şen şakrak kahkahalarla konuşabiliyorlar. Ben İslam ahlakının sınırlarının zorlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani menteşebbehe. Evet. Yani hem kendi kurallarım ve hem de onların alamet-i farikası olan biçim ve davranışlara karşı duyarlı olmam gerekir. Anlıyorum. Mesela bir protokoldesiniz. Size birisi el uzattı. Biraz sanki... Yok hiçbir problem olmaz. Yani ben ne bileyim uluslararası protokollara da katıldım. Ne bileyim Tansu Çiller de el uzattı. Hayır dedim ben. Gericiyim. Öyle bir risk karşıya söylerim. Ben yabancı misyon şefleriyle görüşeceğim zaman da protokolda söylerim. Ben hanımlara dokunmam derim. Bunu söyleme fırsatı bulamazsam da bir gül, karanfil bulursam tek bir çiçek alıyorum elimde. Onun da giriyorum. Hatta çantama yedek de koyabiliyorum. El uzattığında bir çiçek veriyorum ona. Bu konuda o zaman daha duyarlı olması gereken erkek. Yani beni ilgilendirmiyor. Ben kendi sorumluluğuma bakıyorum. Ya kadın ya da erkek. O kendi bileceği şey. Ama ben kimseyi rencide etmeden benim kendime ait dini hassasiyetlerim olduğunu hatırlatıyorum. Bunu yaparken suratımı asmıyorum. Biraz da ironiyle ben bir gericiyim diyorum. Yani ben bir zenciyim. Bunu insanlar anlıyor yani sonuçta. Yani bir de bazıları işte kadını aşağıladığımı düşünüyorlar. Benim eşim de erkeklere dokunmaz o şekilde ödeşiyoruz filan diyorum. Yani idare edip gidiyoruz ya. Yani bunu duydum çok iyi oldu. Hep elleriniz konuşuluyor.
Marfan özelliğinde ekstremlerde uzamalar vardır ve elastikidir. Genelde bu sanatçılar hep olmayanlar da hep bu tarz elde sahip olmak isterler. Sanatçı, enstrüman çalmak. Bilmiyorum yani benim parmaklarım. Hiç enstrüman çalmayı denediniz mi? Körüklü ork. Kullanıyordum ama sürdüremedim çünkü paraya ihtiyacım vardı. O orku sattım. Ama orku bence detayını söyleyeyim. Yani Mustafa Kemal'e ait bir orktu. Onu almıştım. Daha sonra da satmak zorunda kaldım. Ama onu aldığımda bir süre bazı parçaları çalabiliyordum ama bıraktım. Daha sonra elektronik ork falan oldu ama yani böyle bir disiplin geliştiremedim. Çocuklarımın çok çalmasını istedim. Onun için evde kanun var, ut var, gitar var. Çocuklarımın hepsinin özellikle bir sanatla ilgilenmelerini istedim. Onlar fotoğrafçılığa daha çok ilgi gösterdiler. Evet. Şimdi Abdurrahman Bey, bu Müjdeal'le ilgili olan davanıza ben yani o yazıya baktım. Bu çok konuşulmuştu falan. Ben orada sizin yanlış anlaşıldığınızı falan gördüm ama orada bazı ifadeler var. Bu Üzmez Üzdü yazısında bazı ifadeler var. Hani o sizin çok kucaklayan, yani aynı zamanda barışçıl yaklaşımınızla biraz uymayan ifadeler. Hangisi? Yani bu yazının son paragrafında, çok hatırlamıyorum. Meşrulaştıran ahlaki zaaf ifade eden Hatta üzerine alındığını söylemişsiniz biz de. Siz aslında ona söylemek istememişsiniz. Keşke. Hayır, ben o tür yaklaşımların tümünü eleştiriyorum. Hala da eleştiriyorum. Devam ediyorum. Hiç onda bir geri adım attım. Peki dava sonucunda AİHM'e gideceğinizi falan ben... Hayır, o taraf gidecekti. Çünkü beni mahkemeye verdi. Dava bir ceza. O da ertelendi. Kaldı öyle. Yani fiilen hukuki bir sonucu yok. Öbür taraf ne yaptı onu bilmiyorum. Tazminat davası reddedildi galiba. Ceza davası da ertelemeye girdiğini sanıyorum. Yani orada çok Japonya'da kalan bir sanatçının orada bir Japon profesörle birlikte yaşadığını, ondan bazı Japon hat sanatı ile ilgili dersler mi olacak? Çok ayrıntılarını da hatırlamıyorum da. Hı hı. Ondan sonra Fransa'da oğlu yaşıyormuş onun. Oğlu gelmiş Japonya'ya, onu görmüş. Onunla yaşamaya başlamış. Ve bunu da şen şakrak anlatıyorlar. Ve ben de bu tür sanatçılar üzerinden yapılan bu söyleşilerin Türkiye'de gay, lezbiyen, homoseksüellik akımlarını güçlendirdiğini, desteklediğini ve bu bir propaganda, kötü örnek olduğunu ve bu kişilerin böyle bir ahlak anlayışına sahip olduklarını falan söyledim. İşte kendilerine bunu söylediğimi kabul ettiler. Yani yaşadıkları şey bu. Anlattıkları bu. Gülüp eğlendikleri şey bu. Ve sonuçlar da Türkiye'de görülüyor zaten. Aslında suçlanması gereken onlar. Ve ben onları suçladım. Hala da suçluyorum yani. Ben yaptığım şeylerde böyle çok... Yani açıkça gerçekten bir yanlış yaptığımı anlarsam anında da özür dilerim. Öyle bir kompleksim falan da yok ama o meseledeki benim tavrım belli ve o son yazımda olmadı ben. Devam ediyorum. Evet. Peki bu hani biraz önce eşcinsellikten, bu lezbiyenlikten falan bahsederken son zamanlarda özellikle Türkiye'de çok ciddi bir yaygınlaşma var bu tercihlerde. Bu sebep ne olarak bakabiliriz? Ahlaki zaaf, uyuşturucu, alkol, kumar ve neoliberal özgürlük anlayışı. Adrenalin tutkunluğu, hedonizm, mütrefin der Kur'an-ı Kerim, zevkçilik, aklına geleni yapmak, heva ve heves. Ben istediğimi yaparım ve kimseye karşı hesap vermek zorunda değilim. Halbuki eskiler bizde Rabbim beni bana bırakma diye dua eder. Her koyun kendi bacağından sılar ama biz koyun değiliz. Biz hepimiz birbirimizin velileriyiz. Hepimiz birbirimize nasihat etmemiz gerekir. Hakka çağırmamız gerekir. Ve bu anlamda da birbirimizden yardım istememiz gerekir. Yani bana din nasihatla kayımdır. Bana nasihat et. Bana verebileceğin en büyük
hediye nasihatındır. Yani benim aynam olur musun? Ben kendimi anlamakta, tanımakta aciz. Herkes kendinden çok emin ve hiç kimsenin karışmasını istemiyor. Bana herkes karışabilir. Herkes. Hakaret etmesin, tehdit etmesin, yalan söylemesin. Ama ya acaba böyle yapmakla dayım geçen gün işte bana şunları yapmasan, dikkat etsen diyor. Allah razı olsun, yüksel beni seviyor, beni düşünüyor. Ben bir daha onu düşünürüm. Tekrar yapabilirim eğer ahlaksızlık içermiyorsa. Yani Peygamber Efendimiz'e bir sahabe diyor, bunu böyle Ebu Hazer, söylersen sana diyor, yapma değil mi? Bunu söylersen sana diyor, öfkeleri artar, zarar verirler, korkarım diyor. Yani yapmayabilirsin diyor. Ama yapma da demiyor. O da gidiyor. Yine aynı şeyi yapıyor. Yine dayak atıyorlar. Yine karnevanın içinde getiriyorlar. Peygamber Efendimiz ben sana demedim mi, niye gittin, yaptın demiyor ona. Yani çünkü o sonucu kabul ederek Peygamberimizin onun hakkında söylediği şeyi tamam diyor, ben dinledim ve sen bana yapma da demedin. Benim yaptığım doğru aslında. Ama bu ağır bir bedel. Ben bu bedeli ödedim diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani birileri o bedeli ödemeyi kabul ediyorsa o şeyi yapabilirler. Ama biz birbirimize velileriyiz. Birbirimizi dinlemek zorundayız. Sabretmek zorundayız. İman edenler, iyi iş işleyenler, sabredenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Herkes hüsrandadır. Onun için bedenim bana ait. Ben istediğimi yaparım. Hayır, hiç kimse öyle çok yapıyorsa da yapar. Karşılığında öbür dünyada görür. Biz istişare ve şura yapmakla emrolunduk. Farzdır. İstişare, dikey haberleşme. Şimdi konuyu evet anladım. Bunun üzerine çok baskınlaştırmak istemiyorum ama bu eşcinsellik üzerine ne zaman bir yazı yazılsa ya da ne zaman herkes kendi düşüncesini söylüyorsa hep bir ciddi bir reaksiyon gösteriyorlar. O da şu ki hayır bu bir hastalık değil. İşte bu bir doğuştan ve hatta bunu bilimsel kanıtlarla ortaya koyarak böyle bir şey oluyor. Bir kaos. Söyleyebilir. Ben Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarım evet. Benim için. Yani Lut kavminin başına gelen olaylar Kur'an'da anlatılmıştır bize. Transseksüeller toplumda yanlış anlaşılıyor. Yani çift cinsiyetli ünsa tabir edilen doğan insanlar. Hiç kimsenin fahişesi iyi değildir. Ama bir insan çift cinsiyetli psikolojik ya da fizyolojik olarak böyle bir özellikle doğmuşsa baskın olan karakteri seçmesinde onlara transseksüel diye suçlamaya gerek yok. Çünkü o biyolojik bir anomali bir operasyona düzeltilip kişi namuslu bir şekilde kendi hayatını sürdürebilir. Onun dışındakilerin hiçbirisinin Kur'ani açıdan meşruiyeti yoktur bizim için. Evet. Hiç futbol oynadınız mı? Hayır. Ben iki spor. Çocukluktan beri hiç. Bir defa öyle bir yere çağırdılar. Ben de kaleye gelmeden önce oynayacaktım. Ben de en yakın kaleye gol attım. Niye oraya kadar koşacağım? Burada da kale var. O zaman sen kalede dur dediler. Ben de top çok şiddetli olarak gelince kaçıyordum. Çünkü o şiddetle gelen topa karşı göğsümü siper etmek çok akıllıca gelmedi bana. Hele hele o şiddetle gelen topa kafa vurmak tahrimen mekruhtur. İnsan yüzüne vurulmaz. Hem boks hem de futbol seyredip zevk almak bile bana göre tahrimen mekruh olan, yasaklanması gereken, fıkhen asla meşrulaştırılamayacak bir şeydir. Kumar boyutu da var ve mikrofaşizm. Yani onun insanların şuur altına yüklediği ahlaki standartlar açısından çok riskli olduğunu düşünüyorum. Fizyolojik açıdan da, fizyonomik açıdan da. Hem menisküs sistik açısından hem de kafaya vurulan top açısından kabul edemem. Yani ben mi yanlıştan beni düzeltin? Sanki böyle şirke kadar gittiğini, böyle bir yazı var mıydı sizde? Hayır, sadece yok, mikrofaşizm. Mikrofaşizm hiçbir değer içermediği halde karşı tarafın başarılı bir oyununa karşı öfke duyuyorsanız ve kendi tarafınızın kötü de olsa kazanmasını istiyorsanız bunun ahlaki açıdan şuur altınızdaki tortusunun çok zehirleyici olduğunu düşünüyorum. Onun için mikrofaşizm diyorum. Ali Şenayt'i mi diyordu futbol?
Put Afyon bu sadece şey değil, İspanya kralına işte siesta fiesta futbol. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın ben meşhur hatırlamayacağını düşünüyorum. Ve bir maç olsa Türkiye oynasa ben sırtımı der otururum trene karşı. Yani ona bakmayı bir kendim için çok ciddi bir zaaf olarak görüyorum. Çok güzel bir yazınızı okudum. Seviyeli birliktelik yazı. Aslında o zaman millilere göre o yazıyı daha çok bir eleştiri yapmışsın. Ama da işte bunlara bazı uyarılar olmuş. Kam sahibi, para sahibi erkeklere de uyarılarınız olmuş. Şimdi yazı çok güzel fakat biz neden şöyle bir durumumuz var? Ne zaman böyle bir en ufak bu kıyılarda kalem oynatsak hep o kıyılır gün içinde tarzı böyle şeyler uyarılar alıyoruz. O ayarı da o zaman böyle bir şeye karşısında susmak da bizi yani bizim Müslümanlığımızla çeliştiren bir şey değil mi? Yani susmamalıyız ama kavga dili, polemik dili özellikle dini bir hayattan söz ediyorsak hikmet yüklü, vahye göndermeler yapan, nevi geleneğe göndermeler yapan, uyarı, tavsiye ve sonuçta da elenerek yani bu bizim derdimiz. Ötekilerin derdi onlar kötü beni yiyeyim şimdi değil. Bizim cemaatimiz, durumumuz içinde yani bu çözeriz. Yani sorun çözücü bakış. Böyle sıçak üstten ahkam dışlayıp mahvolun gidin. Yani tolasıcılığa falan değil. Bunu nasıl yaparsınız ve tekrar nasıl kazanırız bu insanları? Önemli olan insanlık olmalı. Yani insanlara hataları vermek. Da bekletmek değil. Nasıl canınız? İktidar, makam parayla geçemedik yani sizin söylediğiniz. Yani bu liste duruyor. Bunu da uçtan geri dönmek gerekiyor. Yani kol kırılır, yen içinde kalırsa kolak olur. Koleksiyon. Yani o sonuç doğru bir sürmez. Kol kırılır hemen açıp tedavi etmek gerekir. Ya çok kongres. Peki Tayyip Erdoğan'a bir uyarınızda şunu söylüyorsunuz. Yanınızdakileri yanıtlayın. Evet. Daha çok hep kontrol edilir gibi bir şeyiniz var. Elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Bu benim değil, ebevi bir uyarıdır. Elinizin altındakiler. Yani sizin dinlettiğiniz bu toplum da olabilir. Evet, çalıştırılabilir. Elinizin ulaşabildiği. Yani soruyuz hepim yani burada. Şunu aslında söylüyorum. Para kadın ve diyelim. Güç. Güçle aslında tam sınavımızı veremedik yani bu çok açık. Ama yani daha yeni veririz. Daha yeni taşıyoruz. Bu yüzleşmeden sonra durum netleşecek. İlk başlangıçta kırılgülmeler olacak. Adam bundan 20 sene önce köye evlenmiş ilkokul mezunu. Kendisi esnaf. Ama şimdi iş adamı olmuş. Yurt dışına ihracat yap. Hani dememiş. Gidiyor parası var. Sekreter çalışıyor. Sekreteri çok daha ilgili kendisiyle. Yani aklı kırıcı adamın. Onu yani bugün buraya geleceğini düşünmemiş, hesaplamamış. Sürekli onu dışlıyor. Eleştiriyor. Problem yaşanıyor. Yani bu kadar fire vermeli miydik? Bu kadar hızlı iktisaden, siyaseten güçlenmek yani. Bu kadar hızlı gelen şeyler, işte insanlar 20 sene önce Haliç'in nasıl koktuğunu, nasıl boz bulanık bir renkte olduğunu, gece konduları, banyo yapmak için haftada iki gün suyu aktığını, her gün elektrik olduğunu, yani
düşünemediler işte. Pat diye böyle bir durum geldi. Bizim bir sürü çocuklarımız giysiye kapılıp gittiler. O da aynı yani. Sosyal anomali. Yalnız bu çok değişik alanda. O görüşünüze katılmıyorum. Hangisi? Abdurrahman Bey, yani tam geziden önceki söyledikleriniz. Yani çok hızlı bir sosyal dönüşüm yaşadık. Burada biraz kendimizle olan evlerimize değer varsa. Yok. Yani o işte... din ne biliyordu? Önce benim çocukluğumda farz vardı. Kağıdın bir tarafına yazılmış 29 cümleden oluşan, kırık cümleden oluşan böyle bir kağıttı din. 30, 31, 32, 33, 54 farz filan geldik. Bu bugün yaşlı insanlar din diye ya bir tarikat ya bir hoca ya bir parti çatısı altında anlatılanlardan ibaret bir din anlayışı var. Akaid okumuş, yer okumamış, Kur'an meali okumamış. Yani son yıllarda biraz da bir tane meal çıktı dedikleri belli değil bir kısmını. Şimdi bu insanlar köyden gelip dünyaya gelince onların yaşadıkları din bu dünyayı açıklamaya Allah'ın dini yeri göğü ölümü ve hayatı açıklar. Bizim yaşadığımız din karıyla koca arasında, gelinle kaynana arasındaki kavgayı bile çöz. Onun için estağfirullah ya eyyühellezîne âminû. Kur'an'da dini yaşamıyoruz. Akaid boyutu yok işin. Biz mezhebi din zannediyoruz. Tarikatı din zannediyoruz. Dini yorumuyoruz. O zaman biz yeniden İslam'ımız yani daha doğrusu işte ey iman edenler iman ediniz derken iman etmemiz reddedilmiyor. Ama bu imanın anlatılması, siret ve sünnetle tasfiyesi. Mesela imetik demekle yakın bırakamıyorsunuz. Sizden öncekilerin başına gelenlerin sizin başınıza gelmeyen cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz diye sorar Kur'an. Onun için anladığımız köyden geldim şehre ve dinin cevap vermediği soruları biz hayattan bir takım Amerika'dan, Avrupa'dan demokrasi, laiklik vesaire diye ya seküler ahlakla onu vicdanla doldurmaya başladık. Peki ama 28 Şubat sürecinden sonra da böyle oldu. Yani, devam ediyor süreç daha yani hala. Yani o sıcakken o patlayıştan sonra da. Bakın bizim hacı efendilerimiz, başörtülü kızlarımız, sakal bırakmış şeyler bir defa Kur'an'ı okudular mı? Onlar da konularda soruyorum. Çocuklarınızın üniversiteye girmek için çalıştığı kadar girmek çalıştığında kaptan imtihana çekileceksiniz. Hiç böyle dershanelerde gitme kursları falan veriyorlar mı? Ve imtihana gireceksiniz. Tabii gülüyorlar. Yok öyle bir şey. İmatürlü kızlara diyorum domuz yediniz mi? Hayır. Peki şarap içtiniz mi? Hayır. Peki diyorlar. Hani annen size meşru bir söyle anla çelişmiyorsa o akılla çelişmiyor. Bıktım bu kadar. Anlamıyor diyemeyeceksin, demeyeceksin. Aynı çocukken saçma sapan şeyler şimdi sana yavrum diye sahipse, şimdi annene karşı artık olgunluk yaşındasın, o çok yaşlı hale geldi sana muhtaç. Ona üf bile demeyeceksin çünkü annene demedi. Değişimi yapabiliyor mu o Müslüman kızı? Başını örtmüş, İmam Hatip'e gidiyor, ona yetiyor Müslümanlık için. İşte bir takım kulaktan dolma bilgiler. Yarım doktor, yarım hoca dinlen eder derler. Bugün de bizim yaşadığımızın iş adamı zeka kendisi hesaplı. Mali müşavir dediğiniz adam, hacı, mali müşavir, devlete vereceği vergiyi ayarlar. Ama kendi zekatını yapacak değil. Onun için ben şimdi yine üniversitelerde verdiğim konferanslarda özellikle. Hangi fakültede okursanız okuyun, hala okuyorsanız, bitirmişsiniz. Açık üniversiteden, Anadolu Üniversitesi'nin ilahiyatı. İnternet Üniversitesi'nde de tarih, felsefe, siyaset ve iktisattan birini seçin diyorum. Yani bizim aydını olmaz Müslümanın. Yani o aydınlanma felsefesinin ürünü olan seküler bir tip. Prometeonlar. Bizimiz olur. Bizim münevverimiz de yani orta halli bir münevverin. Bugün eğitim seviyesiyle yaptığımızda az 3 tane lisansı olması gerekir. İlahiyat, meslek ve entelektüel ilgi. Yani bu da yetmez de. Çünkü sanat da bilmesi gerekiyor, felsefe de bilmesi. Kozmografya bilmesi gerekiyor. Evrenin içinde kendini konması gerekiyor. Yok böyle bir tip. O zaman işte hayat boşluk kabul etmiyor. O boşluğu başka medeniyetlerin kavramları ve kurumlarıyla ya da vicdanınızla dolduruyorsunuz. Vicdan kötü bir şey değil ama vicdan din değil.
Tesettür hakkında yorumlarda hani bulunuyorsunuz. Bazı eleştirileriniz var. Nasıl olmalı sizce? Allah'ım. Mesela kitap. Pek de bulacağını biliyordum ama hani içerisinde zaman var, değişim var. Benim hatırladığım kadarıyla mesela bir zamanda bu başörtüsü konusunda, giyim konusunda bu kadar zaaf yaşamazken kendi işlerinde başka eleştiriler vardı. Yani bu zaman bitmeyecek. Yani ama bunun kriteri ne olacak? Yani hiç kimse kimseyi beğenmiyor. En ufak bir şeyde kendimizi namütesettir ya da bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ki bunun en canlı örneklerinden bir tanesi de benim. Bu manada ki bunun tek bir ölçü pek de bir kür. Yok, ölçüsü Kur'an'da var. Yani olmaması gerektiğini söylüyor. Defi mazarat menafiden yadır. İlahe diye başlarız. Önce olması değil, olması ilahe. Tekrar söylüyorum. Cel bir menafiden evlâ. La ilahe. Şunlar olmayacak. Geri kalan yukalanı. Yukalanı mükemmel kategorisi var. Yani her şeyde serbestsiniz ama en azıyla yetinmek, en sadesiyle yetinmek hakkal yakin olarak daha güzeldir. Yani güzelin de güzeli var. Bunun dışında her tarafta serbestsin. Ama merkeze en yakın noktada olursan orası sana en yakın. Şimdi bir defa böyleleriniz oluyor ama el önüne çerçevesi vardır. Yani sınırlarınızın çok muhkem tutulması gerekir. Yani kapalı bir odada bir erkek ve kadın bir arada asla olamaz gerekir. Vücut hatlarını belli et. Aile ortamının dışında şu işve tabir edilen davranışlar da bulunmaması gerekir. Yani bulamaz. Ha bulsa o bir hata ama o bir hatadır yani. Çizeriz. Haram var, tarime mekruh var, mendup var, müstehap var, mübah var. Mübah girdiyse ona eleştirmeme. Nasihat edilir. Yani ya biraz daha merkeze mi yürüsek? Daha güzel değil mi? Daha... Tesettürden sonra tarz olmamalı mı sizce? Olabilir ama... Yani kişinin bir... kendi tarzı. Şimdi aykırı olmadı. Bir tarz deneyelim yani. Sadelik esastır. Yani İslam kadında da erkekte de tesettür girer. O dış objelerle dışa vurmak değil. Bizde romanın ve sinemanın, tiyatronun gelişmemesinin sebebi onu böyle ritüellere, formlara büründürmemeye İslam geleneği çok dikkat etmiştir. Menakıplar anlatmıştır mesela. Uçar gidersiniz. İmkansız diye bir şey yok. Yakın abdü ve yakın insan. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama roman bir yerde işte Matrix'e kadar uzanır ama hep rasyonalize edilmiş şeyle. Hayır ki esas. Bütün pırıltı onun rüyasındadır. Ben Amerika'ya ilk gittiğimde Niagara Şelalesi'ni nedense böyle çok istedim. Keşke dedim. Çünkü benim Niagara'm çok güzeldi. Niagara'yı öldürdüm. Ve bir daha ben hayalimdeki Niagara'yı, o Nirvana'daki Kaf Dağı'nın arkasındaki Niagara'yı kaybettim. Hayalimi kaybettim. Gerçekten Niagara niyeyse benim böyle kafamda Amerika'ya gidip görmem gereken bir yer. Muhteşem bir gibi. O pırıltıyı, o ambiyans bir anda yok oldu. Artık öyle büyük bir şeysi, bir krater çukurunun içine yani hayal içine ettiler. Şimdi Müslüman der objelerle, simgelerle çavur. Orada hayali katleden, insana yüklediğimiz epistemolojik bakışı yok eden, onu objektifleştiren, onu rasyonalize eden bir forma dönüştürüyor. Yani o benim Niagara hayalimle, Niagara gerçeği, kadın gerçeğini peki böyle... Peki şöyle olsa, evet. Şu değil. Yani şuluk şöyle, o sınırları çok iyi bilen ama tarzını da istediği gibi yaşamak istiyorsa ve tesettüre de aykırı değilse. Mesela ben gelinim bugün akşam, benim bir torunum daha oldu, bir kız çocuğumuz diye geldi.
Eşim de daha biz 17'sinde bekliyorduk kızı. Ona bir hediye olarak sana dedi bir takı yapmak istiyorum. Nasıl bir şey istersin? İşte eşim taşım olsun, başka bir şey taş. Benim gelinim dedi ki yani ben çocuklar böylesine öldürülürken bir takıyı nasıl takacağımı bilmiyorum. Yani doğuracağım ama şu anda öyle takı tanımı yapmaya pek duygusuz hazır değilim dedi. Mesela bu hoş bir şey. Şimdi kendinizi takılarla falan ifade etmeyi baştan beri anlatmaya çalışıyorum. Eğer dış bedenindeki objelerle kendinizi tanıtmaya çalıştığınız hep siz kendinizin bir vitrin olarak bir dek sanıyorsunuz. Bunların hepsi batıdaki insan prototipinin giydirilmiş, maskelenmiş insan. Bütün tiyatrosu o, maskeler falan. Maskelenen insanı anlatır. Ruh hapsinin için kurguladığı dünyada kentolojik kahramanlar oluşturan peküler aynı zamanda. Yani o tanrısal güçlükle birlikte yer hedonisttir. İntikam kendini bir aktör olarak da bedenini sanatçının aksesuarı gibi kullanan bir insan. Bu ruhuna yabancılaşmasıdır. Çok tehlikeli, dehşetli bir şeydir. Bir insan olabilir. Bulunduğu çevreyle ilişkilendirmesi gerekir. Tiyet, bakın kelimesi. Tiyet. Bunu uyum sağlayan. Yoksul bir yere giderken çok pırıltılı şeyler, takılar falan asla olmamalı. Ama düğüne giderken, sünnet düğünü de olsa daha coşkulu, güç ve heybet gösteren, hervele yapmanız gereken yer olmalı. Ama diğer yanlarda yazı ediyordu. Filistin'de ara sokaklarda gördüğü Osmanlı askerlerini anlatıyor da çocuklarla şakalaşan, tebessüm eden, insanın yüzüne baktığında huzur bulduğu bir insan yürüyor diyor. Rab, cephede savaşın o büyük kahramanı diyor. O bırakıp kılıcı çıkarttığı zaman sıradan bir insan. Sıradanlık bile. Yani orada siz basit bir insan, bedeni ama çok yüce. Yani o peygamber karakteri ya da Rabiatül Adil karakteri maskesiyle bir açısı gibi çıkma. Çok sade ama fikriyle dehşet verici. Üzerine giydiği her şeyin anlamı var. Yani anlamlar o mitler dünyasından kaynaklanan mitoloji. Buraya bir tane taş koyabilirsiniz. Bu taş ne bileyim işte Afrika'da nijen getirdiğiniz bir taş olabilir. Ona o anlamı siz yüklerseniz o taşta yoksa alırsınız, takarsınız. O elmasın nasıl bir kan olduğunu da bilmiyoruz. Koruz elması. Yani platini koyuyoruz. Ama eğer buraya taş başka bir ona değeri siz yüklüyorsanız işte o farklı bir şeydir. Yoksa çaldığımız, kopyaladığımız işte ben şimdi protesto olarak yakamı vururum yani burada farkında olmadan açıkmışlar hep. Bunun bir anlamı var. Yoksa bu gömleğin markası bir marka. Yani bize de bana hani şöyle dikkatli edelim kirli bir şey olmasın. Diyorum gömleğin olmasın, kirli olmasın. Yani temiz olsun. Pam çeşitim bu aydın çeşitim olmasın ama sade olsun. Öyle çok abartı bir şey. Abartı yapmayı kasten yapsam protest bir diğer toplumsal mesajı varsa yaparım. Hiç onda yani Şanar Yurt'a topam başını örtüp geliyordu benim duruşmaya hanımım başörtülü kabul etleri için. Yani çok abuk bir şey de olabilir ama bir anlamı var yaptığı şeyin. Yani mesela ben mukaddesede Nalın'ın saadeti Peygamber Efendimiz'in ayakkabısı var. O ayakkabısının aynısını yaptırıp giymek istedim. Yani edeben yapar. O yüzden aynısını yaptırıp giyer gezerim. Yani mesela o aksesuar benim için de olabilir. Başka bir aksesuar öyle tutmak. Mümkün olduğu kadar sade olmayı. Çünkü sadeliği ayrı bir şey. Daha çok ben hani fikri kolman saatin markasıyla ya da farklı bir şeyle. Mesela taşların insan sağlığı üzerinde ya da insanların kimlikleriyle söz ettiler. Arkadaş benim yüzümün içerisinde elmas var ama gözükmez. Yani burada mikro, küçücük bir şey yani öyle parası bir şey var. Ben, gösterirsem biri görebilir belki. Ama ben de biliyorum ve kim bu kabana. Ama oraya ben başka bir şey yapmam. İstemem yani. Ha yapmam gereken bir şey yaparım.
Yani Rabia selamını yapıyorsam şimdi yapmış olayım. Harika. Şimdi bunlar arasında... Ben geçen... şunlarla yapmıyorum tepki yok. Marlboro sigarasını koydum parmaklarımın arasına böyle. Evet. Marlboro sigarası. Ama en iyisi duruyor. Yani ben tabii gerçekten. İlk önce de şey bu güvercin oldu. Ben elimde çok yanlışın başı kanatları yani her halde dikkat çekici parmaklarım. Bu ciddi bir şekilde yayıldı. Bu evet, arada Rabia'ya şarkı dinleyeceğim ama... 30 milyonu İnanılmaz. Evet. Onun bir çalışmanız var. Göreceğim ama biraz önce ben çok fazla filerden filan size de sordum. Bu Cumhuriyet Gazetesi yazarı Arçı ya biz bunları duymak zorunda mıyız? Yani bunlar için aslında ben çok şaşırmadım. Bu kadar tepkisi de bana göre çok yersiz. Çünkü hani çok şaşırmamak lazım. Yani şimdi, bu tarz insanların birisi sana hakaret ediyor. Birisi aşağı peygambere hakaret ediyor. Birisi denen başörtülleri, birisi işte sadece bir dini anlamdaki rahatsızlık verdiğimizi düşündüğüm, sadece duruşumuzla rahatsızlık verdiğimi düşündüğüm insanların hani bu derece özleri beni aslında şaşırtmıyor. Sadece ne yapmak istediklerini anlamıyorum. Sonuçta bir yere gelmelerini engelleyeceklerse bu aslında bu su gidiyor ya, bu şey kimse durmaz. Böyle bir şey var. Onların cennette ateşleri bol olsun. Bir de aynı şeyi söyleyeyim. Cenneti nasıl hak edecek? Birilerini nasıl hak edecek? Yani durmak yok, yola devam. Yani onların dini onlara, benim dini. Onların hakaret etmesi kem söz sahibine aittir. Yani Cumhurbaşkanı'nın eşiyle, başbakanın eşiyle dalga geçerek kendilerini tatmin ediyorlar. Yaşlı bir adam, saygısız, kaba, yakışıklı. Kendi formatları açısından... Hep böyle yaptılar, öyle devam ediyorlar. Ya ben mesela koskoca adamların bunu bir konu haline getirip... Öfkeleri ve korku akıllarından büyük. Korkuları ve öfkelerinden büyük olunca insanın... Eskiler var derler, Allah insana sahip olduğundan yoksun bırakmasın. Hiç o şeye sahip olamamaktan çok daha büyük durum. Onlar servet ara güce sahipken şimdi onu kaybetmesiyle her biraz daha kayıp acısıyla çok büyük bir acı duyuyor. Yani o acıları katlanarak büyüyor. Tarikliyorlar. Ve kendilerini demiyorlar. Komik. Trajikomik. Yani bu sene mesela kadınlar arasında bölünmüştür diye. Şimdi yarın zaten belli olur. Hani feminist kadınlar, biz kadınların hakları. Onlarda herkes kendi safını bekliyormuş. Kim kim? Çok sanmıyorum doğrusu bazı şeyleri. Bence aslında görmem o kadar... Görmemezden gelmeyi. Yani anlamayanları ve gerçi çektiklerini diyorum. Şimdi sıra Ergin Kon'a yardım ve yataklık eden medya propagandacılarında. Kim bunlar? Amerika kim vardı? Topyekun savaşı başlatan. Ya Hürriyet. Tek tek isim isim. Ya Hürriyet bunun basında... İşbirliği yapılacak gazeteciler kategorisindekiler 19 vurulacaklar. Nasıl vurulacak? Kişinin ortadan kaldırılması söz konusu da ranta var onlar. Ben vardım. Hmm. 19 kişi ortadan kaldırılacaklar listede. Yararlanacaklar. 200 bir kato zaten bunların bir kısmı içeride daha yukarıda türü de var. Yani yönetmeni gibi üst kadrodakilerin yarıdan fazlası Ergenekon'la ilişki içindeydi. Evet. İşte ne olacak? Medya ayağı. Medya ayağına yapılacak soruşturma soruluyor. Ne zaman başlayacak diye. Tabii finans, medya, mafya, sermaye, siyaset, bürokrasi ve STK içerisinde yuvalanan derin yapıya ilişkin işbirliği içindeki adamlar var. Bunlar askeri hatta sanık hale getirildi. Yargıda da var, diyanette de vardı bunlar. Önümüz nerede? Bu davada da yeni etapın, yeni iddianamelerin hazırlanması bekleniyor. Darbenin bir de uluslararası boyutu var. Hiç ne Ergenekon'da, ne Balyoz'da, ne de 28 Şubat'ta şu ana kadar, ne de 12 Eylül'de bu darbecilerin uluslararası ilişkileri konusuna yatırılmadı. Henüz süreç yeni başlıyor, göreceğiz. Daha Muhsin Yazıcıoğlu davası açılmadı. Hı. Bülent Arınç'a yönelik suikast kozmikoda araştırmasının sonuçları dava konusu edilmedi. Daha Eşref Bitlis cinayeti, Uğur Mumcu cinayeti, Muammer bir sürü cinayetin soruşturmaları anladı.
Ergen kontrolü şiddetlerinden bir tanesi. Mesela ne zaman doğu edildiği zaman? Güven Erkay'a öldüğünde hakkımızı helal etmiyoruz gibi manşet. O ifadeyi sanki benim yazar gibi benim yazmadığım dolayı hakkımda dava açıldı ev olmuştu. O günlerde 500 yıla yakın mahkumiyet talebiyle yargılanıyordum. Yani tek dava o değildi. Bir günde 5 defa 5 gün duruşmaya çıktığım oluyordu. Yani işi gücü mahkemeye çıktı. Yani gazetenin attığı manşetten mi yazıldı? Evet yani hakkımda suç duyurusunda bulunuyordu. Ben 43 yıl kesintisiz hala da devam ediyor sanıklığım. 43 yıldır. Melevki hakkınızı helal etmediniz. İçeri girmedim yani. Abdurrahman Bey, Melevki hakkınızı helal etmediniz. O yazıda yazdınız. Şimdi yazsanız problem olmayacağını biliyorum. Ha yok. Zaten aynı remix yazar diye. aynı yazıyı başkalarına da yazdım hep. Hiç dava, kendim için remix davaları. Mesela sanatçı pazarlık yapamayacakların sanatçı ülke diye 312 genel ilgili Mehmet Doğan yazısının aynısını ben değişikliklere aynı yazı sadece kelimesine yer değiştirerek fonksiyon değiştirerek yazdım hiçbir şey olmuyor yani ama askere yazınca 312 genel birden dava açıyor. İlginç. Meselesine gideceğim ben. Böyle atlıyorum oradan. Çok dikkatimi çekti. Böyle yetenekleriniz varmış. Enerji transferi falan. Onlara biraz girmek istiyorum. Yani bu annemin vefatından sonra itikafa girmiştim. Sonra mahdum. Riyaz-ı Salih'ini okudum. Peygamber Muhammed Hamidullah'ın çıkmıştı. İki cilt onu okudum. Çıktıktan sonra da İn ve Tevrat'ım. Yani bu işte 20 yaşındayken. Onları okuduktan sonra annem niye gitti? Yani öldü de ne oldu? Nereye gitti? Onları merak ettim. Bu dünyada yalnız değiliz. Cin, melek, şeytan falan. O arayışı Ruh Dergisi'nin sayılan eski okudum. Başka kitaplar okudum. Kenzül Havaslar okudum. Birçok yerle yazışmalar, mektuplaşmalar falan yaptım. Daha sonra da kendim has hipnoz yöntemleri geliştirdim. Uyguladım. Mesela? Yani tedavi edici özellikleri olan yöntemler geliştirdim. Düşünce transferi yaptım. Yani düşünce çalma hem düşünce aktarma. Düşünce çalma, düşünce aktarma. Evet. Ona gelmeden önce mesela benim bildiğim bir hipnoz tekniği Katolik, var. Hipnotizma, manyetizma, katol hipnotizma bir yöntem taştırabilirsiniz. Katol hipnotizma kendi kendine hipnozi, hipnotizma, manyetizma bir yere kötük enerji boşaltarak insanlara. Peki karşıdaki kişinin hipnotizmleri biliyor musunuz? Yapabiliyordum. Herhangi gösterseniz birkaç dakika içerisinde. Yani şu arkadaşım. O yıllardır yapmıyorum ama çok etkili de. Hem de kahve siyah grubumdu. Öyle mi? Yani de bu kadar başarılı olamıyordum. Yani. Çok ilginç. Ben mesela öyle şeyler zaten mümkün göremiyorsun ya da belki çok ilgi alanına girmiyor. Mesela sizin böyle bir şeyle uğraşmanız... Ben yani insanın gerçeğini arıyordum. İlginç. O dönemde okuduğum kadar hiçbir daha okumadım. Gece gündüz okudum sürekli. Yani hemen hemen... Mesela orada yaşadığınız bir hikaye var mı o hipnoz olayında? Ya... Birkaç örnek olay var. Bir tanesi çok zeki bir çocuk. Suçuydu. Onun Müslüman olduğunu çok istiyordu. Bu da İslam'a pek ilgili değildi. İlişkimi süre İslam'ı anlatmak için gitar dersleri almıştım. Onlar çalıyordu. Dersleri almaya başladım. İşte bir gün yine böyle konuşuyoruz. Ruh, insan, cin falan. Ya olur mu falan. Ben nazar yapıyorum. Ya at diye uyuruyorum. Tuttuktan sonra ona İslam'a Müslüman olduğunu, gereklerini getirmesi gerektiğini söyledim. Tamam dedi ve uyuduğunda Müslümandı. Uyandırdığında solcu oluyordu. Çünkü uyandıktan sonra etkiyi sürdürebilirdim ama öyle bir onu kendine özgür bırakıyorum. Çünkü onun iradesi üzerinde sürekli denetim kurmak fıkhen doğru bir işim değildi. Ama uyumaktan kötü hemen hemen her gün geliyordu. Uyuttuğunda onu otomatlamıştım tabii diyordum. Uyuduğu zaman namazını da kılıyordu. Kur'an'da okuyordum. Kur'an'da öğretmiştim. Değil mi? Evet. Yine son sınıftaydı. Çocuk ikinci dönem kerim sınavına girecek olmuştu ve okuldan atılma ihtimali var. Son sınıfta öksüz ve eğitim bir çocuktu. Çok perişandı. Ağlayıp duruyordu hocalara. Yeniyorum bana diye.
Ben de o geldi, ben odaya götürdüm, uyuttum. Bir defa Yasin okudum. Hepsini ezberliyordu tabii. Uyuyarak imtihana girdi. Bu şekilde giriyor. Yani biraz yavaş hareket eder ama uyku sevgisi böyle yavaş hareket eder. Sorulan her şeyi tak 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 cevap verdi. Çıktandırdım. Bir şey bilmiyordu aslında. Ya buna benzer böyle bir takım şeyler var. Evet. O kadar insanların parmaklık kesi uyutuyorum. Aklınız mı? Uyanıksınız. Parmağınız kontrolü bende. Göz kapağını uyutuyordum bir arkadaşım mesela. Sadece göz kapakları benim kontrolümdeydi. Onları sonra denedikten sonra gereken şeyleri anladıktan sonra. Ya aslında herkes yapamaz yani. Çok yani aura sistemi, tabii beslenmeye etmeniz gerekiyor. Fıtrat uygun gerekiyor. İş dünyana uygun gerekiyor. Yani herkes iptirilirde yürüyemez. Yani eğer omurilik soğanınız gelişmişse, sorunu yoksa yapabilirsiniz. Yani kas gücü olan antrenör. Hiç o dağda çıktınız ya, orada savcıyı bile yapmışsınız. Ha, bunu teknik kullanırsınız. Ben her zaman da kullanırım. Hayır, yani siz tekniğini kullandınız mı çıktığınız davalarda? Bunu diyorum her zaman. Yani falan da kullanırlar. Yani elinizi hareket ettirirken, bakarken kullanırsınız zaten. Kısa üzerinde psikolojik etki kuruyorsanız, siz farkında olmadan onu yapıyorsunuz zaten. Yani her insanlığın bir aurası sıfır, ölüdür o. Sizin bir auranız var. Bir şekilde kendinizi kullanıyorsunuz. Kalbinizin nasıl çalıştığını fark etmiyorsanız bunu da kullanırsınız. Etkilersiniz insanları. Gelen ağlar. Kucağınıza gelen susabilir. Kedi size sadece sizinize zıplıyor. Yani. O enerjiyle mi? Enerjiyle. Kuvayı maneviye. Ama şimdi şöyle bir şey oldu. Bunlar böyle çok garip insanlar çıkıyor. Herkes bir şey söylüyor işte. Sübliminal. Teknik şeyler onlar. Hani yine böyle çok mu ayağa düştü gibi geldi. Yani enerji tedavi için de kullanabilirsiniz. Aurası çok güçlü. Onlar var. Hipnoza gerekmiyor. Biyoenerji olarak da kullanabilirsiniz. Çıkılanlar ileride bunu kullanıyor. Sizin o öyle bir eğiliminiz varsa bir cin de sizi kullanabilir. Öyle ruh çağırma falan yok. Yani cinli şeyler tasarruf. Yani siz onlar üzerinde bir takım etme kendiniz durabilirsiniz. Onun sizin etkiniz oluşturabilir. Programı daha da uzatabilirim. Tam da isim de uyku programı. Tamam. İna, ilklik. İlk haram. İlk haram. İlk lanet aynı zamanda. İlk lanet. Şeytanın. Evet. Yani daha bizimiz yaratılmamak yani olarak yarattı. Ve bize kendinden bir ruh üfledi. Yani bizi yarattıktan sonra bizim ruhumuz Allah'tan bir olarak da onun yarattığı bir cisim ise bizim ruhumuz ruh. Ruh nedir diye sana sorarlar. Sana ruh hakkında pek az şey verilmiştir diyor. Yani pek az. Çünkü o Allah'ın bize yüklediği bir değer. Ve biz daha ruhken, ruh olarak varken, bedenimiz yokken şeytana bak dedi, ben yeryüzünde beni temsil edin adımlara bulunacak. Benim rızamla hareket edin. Bu insana secde et. Ona gitmeyeceğine, onunla ulaşmayacağına bak. Böyle değer yaratıyorum. Buna bırak mısın? O da dedi ki yani ben atıldım, kıdemim var. Ve ben ateşten yaratıldım. Onu toprak giydireceğim diyorsun. Ateş topraktan üstündür. Niye dedi yani beni ona tabi kılıyorsun, ona rahat etmeye, ona seyretmeye, ona boyun etsin diye. Kendisi de daha önceden ilim sahibi birisi. Böylece kendisi yaratan olan bir şey değil, onun yaratış hikmetinden kaynaklanır ve yaratı böyle yapacaksın diyor. İşte bunu biz kendi hayatımızda da bakalım. Yarattığı ben, Allah'ın bana emrettiği dağında niye ben öyle dinleyeyim ki diyorsam şeytanım oluyorum. Bir refleks bu. Bütün her şeyi kapsar. İçtiğimiz, giydiğimiz, konuştuğumuz her şeyi kapsar. Zaten bütün yeryüzünün fitnesi bu. Cenab-ı Allah da ona lanet olsun. Şeytan la'in. Lanet. O işte ilk çılık yaratılıştan kaynaklanan bir özellikle bütün gördü. O zaman şeyde bir anlam yaşamıyoruz değil mi? Yani işte milliyetçilik herkese insanı biraz daha üstün görmesi. Evet. Peki biz şimdi sürekli milliyetçilik üzerine vurgular yapıp hani yani muhafazakarlığı milliyetçilik. Doğduğumuz anı babayı biz seçmedik. Doğduğumuz zamanı biz seçmedik. Doğduğumuz toprağı biz seçmedik. Cinsiyetimizi biz seçmedik. Derimizin rengini biz seçmedik. Bunlar Allah'ın yaratışı ile bize verilen bir atifettir. Bundan dolayı insanlar üstü olamazlar. Ondan üstünüm dediğinizde işte o ilk itibar söylüyorsunuz ve şeyin netine ortak oluyorsunuz. Onun için ben bunu ırkçılık, ilk faşizm diyorum. Çok
İlginç. Peki bu size çok sorun var. Üzerine durmayın. Gezi olaylarında çok ciddi bir efor ettiniz. Koşturduğunuz, insanlara anlatmaya çalıştığınız durumu gerçekten aynı aslında. Bir şekilde gençliği kazanmaya çalıştınız. Kendimi de kazanmaya çalışıyorum. Yani artık bunlara geçiyoruz. İşte Eylül'de olaylar çok sıcak, çok sürekli. Yani, tekrar toparlanıp dönerken Marmara, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak ve Bahçeşehir'de öyle bir plan var. Allah'ın bir planı olacak olan Allah planıdır. Bu süreçte kim nerede ne Allah'ın yetmeyen gücüne güç yetmeyen, yetmeyen aklına akıl yetirecek değil. Zamana ihtiyacı yok. Ama kim bu süreçte adaletten, barıştan, hürriyetten yanaysa Allah'ın rızasını kazanacak bir rol olsa, öyle bir rol. Rızasını kazanacaklar. Ötekiler de cehennem zümrüdü. Rabia işaretine hemen gireceğim. Orada bir plan var. Bu gençlik, genç hareket miydi bu grubun ismi? Rabia Turan. Abdurrahim Boynukalın'la beraber. Bu arkadaşlarla bir şey başlattınız değil mi? Şimdi bir Rabia platformu var. Ayrıca İslami kimliği olan gençlikler var. Genç diye Meditepe'de var. Şimdi siyah. Alperenler varsa, Milli Gençlik Vakfı var, Müslüman Gençlik. Değişik fakültelerde, bölgelerde, İstanbul'da özel gençlik grupları var. Bunlar arasında bir network oluşturmak istiyoruz. Birbirlerini tecrübe ederler. Birlikte de bazı etkinlikler düzenlesinler. Birileri önerilerle biz kendi aralarında bölümü de yapabilsinler. Gruplaşabilsinler, yarışma da yapabilirler. Ve bunu uluslararası bir de dönüştürsünler. Türk tecrübesi, İslam dünyası açısından. İlmiye cemiyetiyle konuşurlar mesela ya da Gençlik Bakanlığı ile kredinde ne kadar yurt var yapasınız. Yazın o kadar aslında öğrenci gelsin buraya. Lakin nerede? O gelen ülkesinler. Onlar yurtlarda kalsın. Bizim çocuklar o yollarıyla konuş. Bu gençlik hareketine kim sağlasın o ülkelere gidiş için. Bu tür projelerle birbirine daha yaklaşık ve geleceğe hazırlık anlamında bir takım proje, atölye çalışmalarımız var. Entelektüel mülkiyet hakları, proje kooperatif dönüşü bir düşünce var. Bugün de olan iki ayrı